Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Rasim. Bugün sizlerle Drift Rally serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzunca bir süredir Drift Rally gelmemişti. Drift Rally 1980'ler şampiyonamızda kalmıştık. 80'ler şampiyonamızın 3. yarışı olan Almanya rallisini koşacaktık. İkinci rallide özellikle o efsanevi son bölüm çok iyiydi. Bu BMW araçtan çok umutluyum arkadaşlar. Bakalım asfalttaki performansı nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Hadi isterseniz gelin oyuna geçelim. Bakalım nasıl bir performans gösterecek aracımız. Herhangi bir ayar yapmıyorum. Bayağı uzun 11.000 metrelik, 11 kilometrelik bir parkur olacak arkadaşlar. Bayağı bir gideceğiz. Birkaç gündür oynamadığımdan direksiyon hassasiyet olayını hemen çabuk kavrayamadım. Bu yüzden de temkinli gidiyorum. Turn left one, don't cut. 80. Left six over crest, keep in. Ama araç yol tutuşu konusunda iyi. Herhangi bir şekilde arkadan kayma yaşamadım henüz. Care jump maybe past junction. 80 past junction. Bir saniye daha iyiyiz arkadaşlar. 100. Crest and crest. Caution braking turn right one. Don't cut. Daha el freni kullanmadım derken burada biraz kullandım. Oh, burayı güzel döndüm. Oradaki gaz fren ayarını iyi yaptım arkadaşlar. Tamam, çabuk toparladık, çabuk toparladık ve 3 saniye daha iyiyiz. Double caution dip, right 5, immediate hairpin left round bales, keep in, Brox on accent. 200. Press jump maybe 80. Güzel gidiyoruz, hatasız gitmemiz lazım. Into left 6 long bump and crest. Caution braking left 3. Right 6, 130. Orada biraz aracı sürttük ama olsun. İyi yırttık. Oo. Sağ arkayı kötü vurduk arkadaşlar. Bu bölümde biraz kötüydüm. Ama 7 saniyeye çıkarmayı başardık süreyi. 80 crest. BMW çok hoşuma gitmeye başladı. Halbuki ankette o kadar da laf etmiştim. Pek rally aracına benzemiyor gibi. Ama ben onu tabii ki görünüş açısından söyledim. Yoksa yol tuşu falan 10 numara araç. Yani maşallah nazar değmesin. Turn left on long cut. 60. Şu anda iyi gidiyor yani araç. Sadece ilk yarış olan Monaco'da biraz zorlandıydık. İsveç rallisinde gayet iyiydi. Hop, gaz. Gaza hemen verdim, orada sıkıntı yaşamadık Allah'tan. Bu bölümde de 1 saniye kazanıyoruz. Kötü oldu.
Oraya dışarıya taşmamız bayağı bir vakit kaybettirdi bize. Hata yapmadan ilerlememiz lazım ama hata yapıyoruz. Turn right 2 don't cut, immediate turn left 4 don't cut, 150 past lay-bys. 8 saniye yine kötü bir süre yapmadık hata yapmış olmamıza rağmen. Left 5 bad camber, keep mid on exit, past junction 80, crest, left 4 over crest don't cut 80, right 6 don't cut 80, bump dip. Çok konsantre bir şekilde gidiyorum şu anda. Hata yapmadan buradan iyi bir süre çıkartmak istiyorum. 11 kilometrelik şu ana kadar iyi gittiğimiz bir etap oluyor. Oraya kötü vurduk. Çok zaman kaybettik. Çok zaman kaybettik. Burada bayağı bir zaman kaybettik. Araca da sağ taraftan çok fazla hasar verdik. Bayağı bir vurduk oradan doğru araca. Into left 4 don't cut. Hayır, hayır, hayır. Opens long, 80. Son bölüme kötü giriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar iyi götürdük yarışı. Ama son bölümdeki hatalarımızdan dolayı. Into left 6, 80. Right 6, 80. Care right 4 rocks on exit. Left 5, 100 through dip. Biraz daha dengeli gitmem lazım. Çok zaman kaybettik. Biraz daha iyi dönebilirdik bu virajı. Biraz kötü döndük arkadaşlar. Yine sağ taraf. Tamponu bırakacağız galiba arkadaşlar. Almanya rallisinin zaten gelenekseli oldu bu tampon bırakma olayı. Tamam, son bölümde iyi geçtik. O İki bölümdeki hatalarımızdan dolayı aslında çok güzel süre yapabilirdik. 5 saniye öndeyiz. Lombardi'den 5 saniye daha iyiyiz. Bakalım sonraki etapta nasıl olacak. Bu arada bir kasılma var bilgisayarda. Yüklenme ekranı biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Arka planda çünkü bir video renderlanıyor şu anda. İki işlemi birden yapmaya çalışıyor bilgisayar. Ekran kartı şu an gerçekten zorlanıyor. Ama oyun içinde pek donma yapmadı gibi geldi bana. Oyun içi performansı iyiydi. 6300 metrelik burası. İlk başladığımız o ilk bölümdeki 4 bölüm az önceki etabın ilk başında o ok kısmında görüyorsunuz o okun olduğu yeri daha doğrusu yolu yarıdan geriye doğru kat edeceğiz. %69 asfalt diyor, çoğunlukla asfalt. Geçelim sonraki etapımıza. Caution braking turn square left don't cut through gate 200. Caution tight chicane left entry 150. Arabanın arka sağı yamulmuş durumda. Caution tight chicane right entry 150.
Bir anda gaz verince orada. Aracın arka sağ taraf biraz aracı dengesizleştiriyor. Tekerlek yan yan gidiyor. Bu tekerlek arızasını tamir edemediğimiz için. Biraz kötü bir zaman yaptık. Aracın arka kısmı beni zorluyor arkadaşlar. Biraz da sol tarafı vuralım ki dengelesin birbirini. Bu dönüş olmamalıydı. Bu dönüş olmamalıydı. Bu dönüş bizi bitirdi. Bu dönüş bize çok zaman kaybettirecek arkadaşlar. Risk almamız gerekiyor artık. Yine bir hata. Aracın arka taraf çok hasar aldığından şu an 5 saniyedeyiz. Kayıp 5 saniye. Bundan sonra hata yapma şansımız yok. Derken hata yapmaya devam ediyorum. Hızlanmam lazım. Gerçi araç çok dengesiz. Bu araçla da hızlanmak ne kadar doğru onu bilmiyorum ama risk almam lazım. Oo, burnunu çok az bir şey sürttüm oraya. Kıl payı yani. Bu arada sis de bastıracak zamanı buldu. İyi zamanda frenledim orada. Arkadan kayma başladı. O arkanın almış olduğu hasardan kaynaklı arkadan kayma başladı. Çok kayıyor. Çok az bir yolum kaldı. Finish'e kadar tam gaz gideceğim. Hadi bakalım. Evet, iyi bir süre yaptık. Sanırsam etabı birinci bitirdik. Evet, birinciyiz. 3 saniye daha iyiyiz. 3 saniye daha iyiyiz. 5 saniye gerideydik. 7 saniye son bölümde kazanmışız arkadaşlar. Birinci olarak tamamlıyoruz Almanya rallisini. Bakalım puanlamada kaçıncı sıradayız. Puanlara gidelim. 17.000 oyun parası. Evet, birinci sıraya yükseldik arkadaşlar. 65 puanla. Birinci sıradayız. 51 puanla. Lombardi ikinci sırada. Lombardi'nin birinciliği yok. Olsen iyi başladıydı fakat ikinci yarışta ikinci olmuş. Sonra 10. olmuş. Almanya rallisinde 10. olmuş. Çok fazla sıra kaybetmiş. 3. sırada 44 puanla. Bakalım sonraki yarışımız neresiymiş arkadaşlar? Onu görelim. Sonraki yarışa bakıyoruz. Sonraki yarış Finlandiya arkadaşlar. Bir sonraki yarışta Finlandiya'da olacağız. O tümseklerden zıplaya zıplaya bakalım BMW'nin amortisörleri dayanacak mı oralara. Aynı zamanda o gevşek çakıl yol çok fazla kayıyor. Bakalım nasıl bir performans gösterecek orada. O zaman bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki rallide görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.
Yo, I ain't here for the money. I